Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dolabımda ne var videosu çekeceğim. Dolabımda olan kıyafetleri göstereceğim sizlere. Aslında böyle bir video fikri aklımda hiç yoktu ama yaz olmasından dolayı ve böyle videoların eğlenceli olabileceğini düşündüğüm için böyle bir video çektim. Umarım hoşunuza gider ve severek izlersiniz. Genel olarak uzun zamandır çok fazla kıyafet almıyorum ve kullanmadığım kıyafetleri, giymediğim kıyafetleri de atıyorum ya da işte giyebilecek durumda olanları da birilerine veriyorum. Bu şekilde hem dolabım daha fazla yer açılıyor dolabımda, hem de daha düzenli oluyor. Yani çok fazla kıyafetin dolabımda durmasının bir anlamı olmadığını düşünüyorum ben. Kıyafete verilen paranın gerçekten müsriflik olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda birazcık minimalist olduğumu söyleyebilirim sizlere. O zaman hep birlikte dolabıma bakalım ve neler varmış bir görelim. Montum var. Bu montu ben kış aylarında çoğunlukla giydiğim bir mont. Böyle elyaf, elyaftan oluşan bir mont. Ben bunu internet üzerinden almıştım. Hepsiburada.com üzerinden almıştım. Oldukça da uygun bir fiyatı vardı. 60 TL'ye aldığımı hatırlıyorum. Çoğunlukla da giydim bunu, kullandım yani. Severek kullanıyorum. Bunda şöyle bir kabanım var. Bunu ben yıllar önce Koton'dan almıştım. Koton'da indirim vardı, oradan almıştım. Uzun zamandır da giymiyorum ben bunu aslında ve bunu çıkartacağım büyük ihtimalle. Çünkü uzun zamandır da giymiyorum. Birazcık da küçük oluyor bana. Küçük olmaya başladı. Ya birisine vereceğim ya da atacağım yani muhtemelen bu montu. Sonrasında şöyle bir hırkam var. Bu hırkayı da ben yine hepsiburada.com'dan sipariş vererek almıştım. Ve bir iki kez giydim. Açıkçası çok fazla sevemedim. Büyük ihtimal bunu da birilerine vermeyi düşünüyorum. Çünkü giymediğim bir şeyin dolapta durmasını düşünmüyorum çok fazla. Eğer giyersem tabii ki atmam ama bakalım kışın giyip giymediğimi göreceğim. Böyle bir gömlek var. Bu gömlekten hatta bir tane daha var benim, kırmızılı çizgili. Bunu ben H&M'den almıştım ve severek giydiğim bir gömlekti. Sonbahar aylarında genellikle ben gömlek giymeyi çok seviyorum. Ayrıca bu gömlekler, bu tarz gömlekler sonbahar aylarında gerçekten çok moda ve modası hiçbir zaman geçmeyen tarz şeyler. Genelde giydiğim kıyafetlerden bir tanesi de bu şekilde gömlekler ve üzerlerine giydiğim yine hırkalar. Dolabımda bu şekilde şöyle kırmızı çizgilisi var, karelisi var. Dediğim gibi ben bu tarz gömlekleri giymeyi çok seviyorum. Bunların birçoğunu da bu gömleklerle çekmişimdir ben. Ve bazı kişiler şey diyordu, işte senin başka kıyafetin yok mu? Hep bu gömlekleri giyiyorsun falan vesaire. Mesajlar almıştım. Ama gerçekten çok seviyorum ve severek bana da yakıştığını düşünüyorum bu gömlekleri. Ayrıca şöyle bir hırkam var. Bu hırkayı da yine H&M'den almıştım ben. Kullanıyorum bunu da severek. Giydiğim kıyafetlerden bir tanesi yine hırkalar. Ben hırka kullanımını çok seviyorum. Aslında yine bu tarz bir gömleğim var, kareli. Bunu ACY2'den almıştım. Ben çok fazla indirimleri vesaire takip etmem ama ACY2'ye gittiğim zaman genellikle uygun fiyatlı ürünler oluyor. Bunu da çok severek kullanıyorum ve bana yakıştığını düşünüyorum. Ben kırmızı renkleri çok seviyorum zaten. Aslında sizlere göstereceğim iki tane kazağım var. Öyle bir kazağım var. Sarı renk, sarı hardal renginde bir kazağım var. Kış boyunca ben bunu giydim diyebilirim. Çok severek giydim zaten. Ayrıca kalın bir kazaklı. Hani kış aylarında siz gerçekten böyle üşütmeyen bir kazak olduğunu düşünüyorum. Bunu da yine ACY2'den almıştım. Severek kullandım. Yine ACY2'den aldığım şöyle bir kazağım var. Buraları bu şekilde zikzaklı vesaire. Bunu da soğuk havalarda yine giydiğim bir kazaktı. Şurada da taşları var ayrıca. Yine beğendiğim tarz kazaklardan bir tanesi. Kotun altına giydiğim kazaklar bunlar benim. Pantolon çok fazla alan birisi değilim açıkçası. Bir pantolon aldığım zaman onu 2 sene 3 sene giyiyorum. Bir pantolonum var ya, pantolonu ben genelde Collins'ten alıyorum. Çünkü kendime uygun pantolon çok fazla bulamıyorum. Hani şöyle söyleyeyim. Genelde böyle yüksek bel pantolonlar satılıyor ve ben yüksek bel pantolonlar giyemiyorum çünkü belim olmadığı için, yani çok ince bir belim olduğu için yüksek bel kullanamıyorum çok fazla. O yüzden düşük bel pantolonları tercih ediyorum genelde ve Collins'in pantolonlarını tercih ediyorum. Şöyle göstereyim yine tekrar. Bu şekilde bir pantolon. Çok dar pantolonlar giymiyorum ayrıca. Şöyle boru paça olan pantolonları tercih ediyorum.
Yine bununla beraber bir tane daha pantolon almıştım. O bayağı bir eskidiği için onu attım tabii ki de. Şu anda bu pantolonum var sadece. Şimdi sırada tişörtler var. Size hangi tişörtleri giydiğimi göstereceğim. Öncelikle bu üzerimde görmüş olduğunuz yuvarlak yaka ve düz renk tişörtleri ben genelde giyiyorum. Bunların siyah rengi, mor rengi ve yine V yakalı olanlarından giyiyorum. Genelde bunları ben gömleklerin altına da kullanıyorum ve çok kullanışlı olduklarını düşünüyorum. Son mağazasından hem de ACY2 mağazalarından bulabilirsiniz. Birçok mağazada zaten bulunuyor bu tişörtlerden. Bunda V yakalısı da mevcut. Bu daha bir bordo rengi. Genelde ben videolarda da bu tarz şeyleri giyiyorum. Yani bu tarz bu tişörtleri giydiğim oluyor yani daha çok. Sonrasında yine böyle siyah bir tişörtüm var. Bunun aynı zamanda beyaz rengi de var. Şurada ufak bir cebi var. Son dönemlerde gerçekten çok fazla görmeye başladım. Ve fiyatları oldukça uygun. 20 lira gibi bir fiyata bulabiliyorsunuz her türlü mağazada. Bunun beyazını daha çok ben kullanıyorum genelde. Şöyle göstereyim sizlere. O siyah tişörtün beyaz rengi. Yine burada ufak bir cebi var. Bu şekilde. Ve bir de şöyle örme bir hırkam var. Bunu da ben çok seviyorum. Hem yaz hem kış aylarında hırkaları tercih ediyorum ben genelde. Hırka giymeyi çok seviyorum. Özellikle gömleklerin üzerine giyiyorum hırkaları. Bu tişört de yine AC White'den çok uygun bir fiyat almışım. 20 liraya aldığımı hatırlıyorum. Ve modası da hiç geçmiyor. Hani herkeste görüyorum bu tarz tişörtleri. Sizlere göstermek istediğim bir başka tişörtüm. Şöyle bir tişörtüm var. Üzerinde böyle bir amblemi var. Bunu ben pazardan almıştım. Ya 10 liraya ya da 15 liraya aldığım ucuz bir tişörttü. Güzel bir tişört yani. Ben seviyorum. Beyaz renkleri özellikle yaz aylarında beyaz renk tercihim oluyor. Sizlere göstermek istediğim tişörtlerim bunlardı. Şimdi bir de sizlere hangi çantayı kullandığımı göstermek istiyorum. Ben çanta olarak bunu tercih ediyorum. Bu çantayı ben pazardan almıştım. Genel olarak ben postacı çantaları kullanıyorum. Yani böyle yan kısımdan asmalı çantaları kullanıyorum. Kol çantaları çok fazla tarzım olmadığını düşünüyorum. Uzun zamandır da kol çantası kullanmıyorum zaten. Bu tarz bir çantam var. Bu da 200 senedir kullandığım bir çanta. Gerçekten pazardan almama rağmen gerçekten çok sağlamdı. 10 TL gibi bir fiyata aldığımı hatırlıyorum. Bayağı olduğu için fiyatını tam hatırlayamasam da 10 ya da 15 liraya almış olmam lazım. Ve çok sağlam bir çantaydı aslında bu da. Hani uzun zamandır da kullanıyorum. Benim sizlere göstermek istediğim dolabımda olan kıyafetlerim bunlardı. Çok fazla kıyafetim de yok zaten. Şöyle bir sosyal mesaj da vermek istiyorum. Kıyafete verdiğiniz paranın yerine yani o fazladan aldığınız kıyafetlerin yerine giymediğiniz kıyafetlerinizin yerine kitap alabilirsiniz. Ben kıyafet almaktansa kitap almayı tercih ediyorum. Giymediğim kıyafetlerimi veriyorum. Dolabımda saklamıyorum. Ve giymeyeceğim kıyafeti de açıkçası almıyorum. Onun yerine kitap alıyorum. Daha sonra çantamda ne var videosu vesaire videolarda çekebilirim. İstediğiniz bir video varsa aşağıya yine yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.